Hem lezzetli hem sağlıklı ama her şeyin fazlası zarar. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan renk renk meyveler nasıl tüketilmeli? Hangi meyveler menüden çıkarılmalı? Doktor Murat Topoğlu ile beraber pazara gittik, en taze meyveleri yerinde görüntüledik. Ramazan'a özel beslenme sırlarını da işin uzmanından öğrendik, izliyoruz. Ortasını keseceğim ben bu elmanın. Ramazan'da böyle beslenin. Ama bunun bir porsiyonu bu kadar olacak. Tatlı tüketimi nasıl olmalı? Biz de başka bir tür survivor yapacağız. Ağzımıza leblebi atacağız. Doktor Murat Topoğlu'ndan Ramazan'a özel öneriler. Şu sapını atmıyoruz. Birlikte yiyoruz. Ve şeker hastalarına önemli tavsiyeler Magazin 8'de. Özellikle şeker hastalarının çok dikkat etmesi lazım. Karpuz getir yiyeyim, aç yoldanı yüreğim. Uyan uyan sar beni, yar olduğun dileğim. Doktor Murat Topoğlu, Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırlarını Magazin 8'e açıkladı. Bakın şimdi çok güzel bir kavun var. Tabii bunların büyükleri de var. Ama ne kadar yiyeceğiz? Bu çok önemli. Hemen gösteriyorum. Eğer diyet yapıyorsanız, bunu tamamını yerseniz, siz aşağı yukarı neredeyse 800-700 kalori almış olursunuz. Onun yerine kavunu alıyoruz, şöyle bir dörde bölüyoruz. Yarısını da böldükten sonra bir kez daha bölüyoruz. Onu böldükten sonra da bir kez daha böleceğiz. Yani şuradan böleceğiz. Dolayısıyla şu şekilde yaptığım zaman, yani bakın, tutalım onu. Şu kabuklarını şöyle alalım, çekirdeklerini. İşte size yiyebileceğiniz kavun miktarı da bu kadar. Bunu sadece da, bu kadar mı? Evet, bu kadar yiyin. Yani 3 porsiyon meyve hakkınız olsun iftarla sahur arası veya oruç tutamıyorsanız günde 3 porsiyon meyve hakkınız var. Ama bunun bir porsiyonu bu kadar olacak. Sarıyer Pazarı'nda tek tek standları gezen Doktor Murat Topoğlu iftar ve sahur arasında meyve porsiyonlarının öneminden bahsetti. Karpuzları da aynı şekilde alıyoruz. Dörde veriyoruz karpuzumuzu. Dörde böldükten sonra da bir kez daha böldüğünüz zaman yani 1/8 karpuz, o da bir porsiyon meyve demektir. Hatta onun içindeki küçük küçük çekirdeklerin de 3-5 tane günde ağzınızda böyle ezerek yiyebilirsiniz. Çok faydası var karpuz çekirdeğinin, unutmayalım diye söylüyorum. İftar ve sahur arasında 3-4 porsiyon meyve tüketilmesinin sağlıklı olduğunu söyleyen Doktor Murat Topoğlu, esprili anlatımıyla tatlı tüketiminin önemine de değindi. Özellikle kavun tatlı ihtiyacımızı çok giderir. Ama ben size bir espri yapacağım. Daha doğrusu güzel bir formül söyleyeceğim. Bu formülde de şimdi kavunu alacağız ya. Canımızda gece özellikle TV8'in programlarını izliyorsunuz. Çok da güzel programlar var. Mesela Survivor izliyorsunuz. Survivor yaparken biz de başka bir tür Survivor yapacağız. Ağzımıza leblebi atacağız. Leblebi attıktan sonra bundan birazcık ısıracağız. Leblebiyle beraber çiğneyeceğiz. İnan içeride o baklava oluyor. Normal baklava yemeye gerek yok. Murat Topoğlu usulü baklava söylüyorum. Leblebi ve kavun. Bunu Medine hurmasıyla da yapabilirsiniz. Size kalmış bir tercih. Meyvenin susuzluğu giderdiğini de söyleyen Murat Topoğlu, elma çekirdeğinin kansere karşı koruyucu özelliği olduğunu söyledi. Mesela özellikle elmalar, ister yeşil elma olsun, ister kırmızı elma olsun, isterseniz böyle golden elmalar var. Bu elmalardan da yiyebiliriz. Ve elma yerken de çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Hangi elmayı yerseniz yiyin. Şimdi ortasını keseceğim ben bu elmanın. Bakın. İçinde gördüğümüz gibi küçücük bir çekirdek var. Ben şunu tavsiye ediyorum herkese. Haftada bir kez elma ve armut çekirdeğinden ikişer tane şunları ağzımıza alalım. Şöyle küçük. Ya bunu bir kısmını sana vereyim, bir kısmını sana al. Ben ağzımıza atalım. Çiğneyeceğiz. Bunun için çünkü düşün, bir elma bu tohumdan çıkıyor. Dolayısıyla bu tohumunu da siz haftadan iki defa, İkişer tane fazla değil. Yerseniz çünkü içinde arsenik, yani arsenik de var bunun. Yani arsenik sonuçta zehirdir biliyorsunuz. Kayısı ama çekirdeğinin tadına benziyor. Ama bunu yerseniz özellikle kansere karşı en az savaş açmış olursunuz vücudunuzda. Bu da çok önemli. Bizim fakültede öğrendiğimiz şeylerden bir tanesidir bu. Ramazan ayında üzüm tüketimine de dikkat edilmesi gerekiyor. Üzüme çok dikkat etmek lazım. Eğer siz üzümü şöyle koyduğunuz zaman bunu bitmeden rahat etmezsiniz. Şunun neredeyse kalorisi 200 kaloriye yakın kalorisi var bunun neredeyse. Çünkü %90'ı bunun su ve şekerden oluşmuş. Fruktoz ve glukoz. Posası da çok fazla olmaz bunun. Dolayısıyla şeker hastaları bunları yerken dikkatli yemeleri lazım. Ha günde
3-5 tane ağzımıza atabiliriz ama eğer durduramıyorsanız kendinizi üzümü bence yasak koyalım diyorum. Topoğlu özellikle şeker hastalarının oruç tutarken dikkatli beslenmesi gerektiğini hatırlattı. Bu kiraz dünyanın en güzel meyvelerinden bir tanesi ama ne kadar yiyeceğiz? Günde 3 porsiyon meyvemiz var. Bu 3 porsiyonun bir porsiyonu kiraz olabilir. Kiraz da bu elimde tuttuğum kadar olacak. Sadece yani, bir avuç. Aynen öyle. Çünkü bunu oturup yarım kilo, bir kilo bile koyarsanız bunlar takır takır biter. Bir de derler ki kiraz beni yersen sapıma döndürür derler. Hayır, sapı değil. Bunun üstündeki yuvarlak kısma döndürür sizi, yani şişmanlatır. Sofralarda lezzet yaratan dutların da işte bu porsiyonda tüketilmesi gerekiyormuş. Dut inanılmaz sağlıklı bir şey ama sizlerden ricam şurada gösterdiğim kadar dut tüketelim. Çünkü önünüze ne kadar dut koyarsanız o kadar biter çabuk. Bu da bir porsiyonu aşağı yukarı, bu porsiyon bir porsiyon kabul ediyoruz. Bunları saplarıyla beraber yiyelim. Özellikle şu içinde hani incecik bir sap vardır ya, şöyle göstereyim ben. Bakın. Şu sapını atmıyoruz. Birlikte yiyoruz. Birlikte yiyoruz. Ne kadar lif alırsanız o kadar bağırsaklarınız çalışır. Ne kadar bağırsaklarınız çalışırsa da o kadar hızlı kilo verirsiniz. İşte iftar sofrasına oturanların tüketmesi gereken besinler. 2 tane zeytin yiyelim. 2 tane de hurma yiyelim. 2 bardak su içelim. Her şey ne kadar? 2. 2 zeytin, 2 hurma, 2 bardak su. Sonra çorbamızı içelim. Evde yapılmış. Çorbadan sonra bir mola verelim. Gidelim o sırada namazımızı kılalım, akşam namazımızı. Gelelim. O zaman bir avuç ayası kadar, yani şu büyüklükte pide veriyoruz. Bu pideyle beraber tavuklu, balıklı, yani güzel bir et ama ızgara ya da haşlanmış bir şekilde yiyelim. Onun yanında da bol salata, yoğurt yiyelim. Sahurda da Murat Topoğlu kahvaltıyı öneriyor. Sahurda da kahvaltı yapacağız. Nasıl kahvaltı yapacağız? Yine bir dilim ekmeğimiz olsun. 2 tane yumurta yiyelim. Yumurta çok tok tutar çünkü. Biraz peynir, zeytin, normal çay, hatta bir bardak da yarım yağlı ılık süt içelim. O sizi korur. Hem iftarda hem de sahurda Doktor Murat Topoğlu'na göre uzak durulması gereken besinler de var. Pastırma gibi şeyler mutlaka çok susatacağı için, sucuk gibi şeyler. Yani sahurda özellikle bunları dikkat etmek lazım. Özellikle şeker hastalarının çok dikkat etmesi lazım. Zaten insülin kullanan şeker hastaları, kalp hastaları, böbrek hastaları biz Ramazan'da orucu pek fazla tavsiye etmiyoruz. Erik istediğimiz kadar tüketilebiliyor. Şeftali özellikle kabuklarıyla tüketildiğinde Ramazan'da bağırsaklara iyi geliyor. Kivi ekstra C vitamini sağlıyor. Biraz zor olacak ama seyircilerimiz için kiviyi kabuklarıyla beraber tüketelim. Ne olacak? Biraz zordur gerçi yenmesi ama lif o kadar çok fazla ki şakır şakır bağırsaklarınız çalışır. Bağırsaklar çalışırsa kilo verirsiniz. Hem de tokturursunuz.